geleceği. Şuma Akre'yle hayırlar. AKP iktidarı bugüne kadar ki bu halkın başına gelmiş en büyük felaket. Bunu her gün, her an, her saniye yaşıyoruz. Bunu pişirdiğimiz yemeği düşünürken yaşıyoruz. Çocuklarımızın okulunu düşünürken yaşıyoruz. Bunu gençlerimiz intihar ederken yaşıyoruz. Ve bunu son süreçte bir kez daha deprem felaketinde yaşadık. Deprem felaketini yaşadık ama bizi deprem öldürmedi. Bizi bu iktidar ihmalleri öldürdü. İnsan yaşamını önemsemeyen, doğayı önemsemeyen tek derdi kendi iktidarı, kendi sarayı ve kendi serveti olan iktidar öldürdü. O yüzden onlara en güçlü cevabı 14 Mayıs'ta verecek miyiz? 14 Mayıs tarihi bu ülkenin kaderini değiştirecek olan bir seçim olacak. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimi bir değişimin ve dönüşümün, yeni bir başlangıcın bu ülkenin yarınlarına, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin gençlerinin ve kadınlarının, bu ülkede inkar edilenlerin, bu ülkede yok sayılanların bir kez daha ülkeyi değiştirip dönüştürmek için oy kullanacağı ama aynı zamanda önemli bir tercih yapacağı, demokrasi ile faşizm arasında, savaş ile barış arasında özellikle haksızlıklar, hukuksuzluklar ve adalet arasında önemli bir tercih yapacak. 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. 21 yıldır bu ülkede her türlü hukuksuzluğu yaptılar. 21 yıldır bu ülkede her türlü haksızlığı yaptılar. Evet, bugün cezaevleri siyasetçilerle dolu. Bugün cezaevleri barış isteyenlerle, akademisyenlerle dolu. Bugün cezaevleri yerlerine atadıkları kayyumların ve o kayyumların yerine geçtiği belediye başkanlarımızla dolu. İşte bunların hesabını bizler 14 Mayıs tarihinde sandıklarda soracağız. Evet sevgili halkımız, bu ülkede bir adalet mücadelesi var. Bu ülkede özgürlükler mücadelesi var. Bu ülkede demokrasi mücadelesi var. Ama Urfa ilk defa tarihinde önemli bir adalet mücadelesine ev sahipliği yaptı. Evi yaşar yaşar annemizin adalet çığlığı bugün sadece Türkiye'de değil. Sadece Türkiye'de değil. Sesini dünyaya duyurdu. Ve bu sesin, bu adaletin, bu çığlığın duyulması için her birimiz evi yaşar yaşar annemizin yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki Urfa halkımız, Siverek halkımız sandıklarda adalet arayıcısı olan Emine Yaşar Yaşar annemize sahip çıkacak ve adalet arayıcısıyla Adalet Bakanı arasında tercihini yapacak. Biz bunların adalet düşmanı olduğunu biliyoruz. Biz bunların hukuk düşmanı olduğunu biliyoruz.